Ekran başındaki sevgili izleyiciler hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyor Ekranlarımızın başına hoş geldiniz diyorum. Yine yeniden yepyeni bir programla huzurunuzdayız. Bugün programımızı yine TV6 Ankara stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Ve yine benim için çok kıymetli, çok özel ve gerçekten uzun zamandır almak istediğim, konuk etmek istediğim bir hanımefendi bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz. Memursan ve Eğitim Birsen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı, eğitimci ama aynı zamanda altını çiziyorum hem şehrim Diyarbakırlı sevgili Sıdıka Aydın hocam bugün stüdyo konuğumuz. Hocam Özellikle Dünya Kadınlar Günü haftası münasebetiyle inanılmaz bir yoğun tempo içerisinde olduğunuzu biliyoruz ve yakından evet. takip ediyoruz. Ve bu yoğunluk içerisinde zaman ayırıp buraya teşrif ettiğiniz için kendi adıma Ekibim adına ve ekran başındaki izleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Ben teşekkür ediyorum Tuğba Hanım, davetiniz nazik davetiniz için teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlara da hepsine muhabbetlerimizi iletiyorum. Biz de onur duyduk. Burada sizin konunuz olmaktan çok mutlu olduk. Çok teşekkür Hı -hı. ediyorum. Özellikle e, Salı günü tabii hani ben tek bir güne sığdırılmasından da yana değilim. Evet. Yani işte e, Kadınlar Günü ya da çok özel Hı -hı. günlerin. Ama e, bu hafta münasebetiyle birçok yerde farklı e, etkinlikler var. Aynı anda hatta birçok etkinliğe evet. gitmek zorunda kalabiliyoruz. Hı -hı. E, siz de e, yakinen hani bunlara. Evet katıldığınız için e, biz hatta beklemiyordum yani dedim hani yine acaba ertelenebilir mi hani herhangi bir program çıkabilir evet. mi Hı -hı. ama kendi adıma da ayrıca Hı -hı. E, çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Şimdi Sıdıka Hocam aslında konuşacak çok şey var. Evet. E, başkanım diyelim, hocam diyelim, hemşerim diyelim. Fark etmez ne derseniz. Sonuçta <laughs> evet karşımızda önce. başarılı bir hanımefendi var evet. e, ve biz Tuban Herkes İçin Kadın programında genelde e, geçmişten günümüze yani doğduğumuz evet. coğrafyadan e, bugüne gelinen noktaya kadar Başarı öykümüzü, hayat hikayemizi evet. ve yapılan çalışmalar ve projelerden kısaca bahsetmek istiyoruz. Ee, özellikle bir insanı zaten kelimelere sığdırmak ya da cümlelerle ifade etmek mümkün değil. Evet. Ee, bu bizim haddimize de düşmez. Yani bir insanı işte sözcüklerle ifade etmek, anlatmak ama müsaadenizle çok kısacık sizden bir bahsetmek Tabii ki, istiyorum. Tabii 1969 Diyarbakır evet. doğumlu sevgili Sadık Aydın hocamız. Evet. Ama aynı zamanda haz Evet Ekranları başında şu an Diyarbakır'dan da çok fazla izleyicimiz var. Sizin vesilenizle hepsine buradan da selam ve saygılarımızı, muhabbetlerimizi iletmiş olalım. Evet. Ee, i̇lk ve ortaokulu e, İstanbul'da okuyorsunuz. Evet. Tekrar bir kısa süreliğine Diyarbakır'a geliyorsunuz. Orada evet. Ziya Gökalp Lisesi'nde eğitiminize devam evet. ediyorsunuz. Evet. Ve ben burada devam etmeden önce, üniversite eğitimine geçmeden önce... Sizi doğduğumuz coğrafyaya, evet. şöyle bir Diyarbakır'a, Hazro'ya evet. götürmek istiyorum. Ee, yine babamız Sabri Bey ve annemiz Süreyya Hanım. Allah evet. rahmet eylesin. Ee, sizin gözünüzde... Süreyya Hanım ve babanız hı hı. ne ifade ediyor? Onların hayır. evladı olmaktan, o coğrafyadan, hani vefat ettiler ama onlara da buradan en azından bir fatihamızı göndermiş olalım, rahmet dileyelim hayır, hayır. sizin vesilenizle. Hı hı. Sizin gözünüzle Diyarbakır, doğduğunuz coğrafya ne ifade ediyor? Evet, e, siz anlattıkça açıkçası hem çocukluğuma hem de o Diyarbakır'dan ailelerimizden, geleneğimizden aldığımız değerler bir bir gözümün önünden geçti. Hı hı. E, Diyarbakır memleketim sonuçta e, belki başka yerlerde başka illerde gezdik ama e, kendi insanın memleketi de her zaman e, ve kendi ailesi e, hayatının merkezinde oluyor. Benim Diyarbakır'la ilgili e, ilkokul, ortaokuldan sonra İstanbul'a bir hani ailece göç ettik geldik ama bağlantımız hiçbir zaman bitmedi. Biz işte değerlerimizi medeniyetimizden aldığımız gücü aslında biz kendi memleketimizdeki o coğrafyadaki insanlarımızdan aldık. Ee, yaşadığımız coğrafyada öğrendiğimiz büyükleri saygıyı, hürmeti, e, işte e, kadının ailenin temeli olması gerektiğini, çalışma hayatının öznesi olurken de aslında en önemli değerlerinin çocuğunu annesine eş olması işte e, büyüklerine e, kıymeti, biz hepsini oradan öğrendik. Annem, babam dediğinde zaman e, hakikaten böyle duygulanıyorsunuz çünkü ben babamı öğretmenle başladığım gün kaybettim. Ee, Allah rahmet eylesin hepimizin büyüklerimize bütün alarak hepsine Allah rahmet diyelim. Ee, annem de benim için bir üde oldu. Babamızın, e, Diyarbakır'ın klasik işte babası e, diye düşündü. Siz de biliyorsunuz. Siz de aynı zamanda Diyarbakır'dasınız. Yani, o dönemlerde kız çocuğunu okutmak, eğitmek. Tabii okutmak eğitmek. şimdi e, yıl işte e, ne zamanlar biz e, üniversiteyi okuduğumda 90'lar ama e, 70'li yıllarda e, işte ilkokullardaydık. O zamanlarda Diyarbakır'da kız çocuğunu okutmak biraz daha zordu. E, ama ailemin, abilerimin, kardeşlerimin, e, babamın da hani desteğiyle okuduk bir şekilde. E, biz o zaman aslında niçin, ne okuduğumuzu da bilmiyorduk. Ee, ama okumamızı isteyen, benim okumamı isteyen ve onun için mücadele eden en fazla benim annemdi. Bu minvalde de annem bize o zamanlar bize şeyle derlerdi İşte annen hükümet kadını gibi bir kadın derlerdi. Ee, biz onun ne olduğunu bilmiyorduk ama bize hem anne oldu, hem baba oldu, hem eğitmen oldu. Okuma yazmayı bilmiyordu benim annem. Ama benimle birlikte okuma yazmayı öğrendi. Yeter ki kız çocuğu okusun diyordu. İki kız kardeşiz biz. Gerisi erkek. Altı da erkek var. Ee, ama annem en çok bizim eğitimimizle ilgilenirdi ve sürekli takip ederdi. Ben üniversite sınavımı açıkladığım zaman e, annem hüngür hüngür ağladı. Yani sen e, artık öğretmen olacaksın. O ee, zaman Diyarbakır'da mı oturuyordunuz? Üniversite demişken. Değişik e, Üniversitesi İsta, tarih İsta, bölümü. Evet tarih orada ha, okudum. O dönem Ama, İstanbul ama İstanbul'daydık. İstanbul'daydık Orada ben e, üniversitemi yine orada okudum. İşte Hı -hı. bizde e, okutmak zordur. Kız çocukları okuması zordur. Üniversite mesela işte evimizde. Orada Diyarbakır'daki evimizde. Bazen babam yanımda kalırdı. Bazen annem yanımda kalırdı. Bilirsiniz bizim o coğrafyada. Bu şartlarda ama okumayı destekleyen bir ailem vardı hakikaten. Ee, mesela ablam okumadı ben okudum. Aslında Ecez. o çok büyük bir şans. Aynen, yani çünkü aynen. özellikle biz hani kendim de Diyarbakırlı olduğum için... Hı -hı. ...sadece Diyarbakır değil aslında özelde belki Diyarbakır evet. ama... ...Türkiye coğrafyasının birçok yerinde. Evet. Bu Karadeniz'de de vardı. Ege'nin birçok yerinde de vardı. Yani kız çocukların o dönemlerde çok fazla okutulmaması... Evet. işte ...gurbete gönderilmemesi Hı -hı. vesaire. Evet. Bir de özellikle bizim Güneydoğu'da da hani hep ötekileştirilen... ...ya da işte Hı -hı. terörün etkisi altında olan Hı -hı. bölgeler olduğu için... ...biraz daha hani kız çocuklarından ziyade erkek çocuklar... Işte ...yurtlarda okutuluyordu, tabii. yatılı Hı -hı. yerlere gönderiliyordu. Hı -hı. Bu bağlamda da aslında tebrik ediyoruz yani aile anlamında da... ...hani sizi Hı -hı. bu şekilde desteklemeleri evet. ve şu an e, Türkiye'nin en büyük... Hı -hı. E, ...üye bakımından da e, Sivil Toplum Örgütü'nün genel başkanlığını... ...yapıyorsunuz kadın evet. komisyonları. Genel Merkez, kadın şimdi e, e, oradan buraya gelen tabii ciddi bir başarı öyküsü var yani... ...bunların Hı -hı. hepsi sonuçta bir emek e, yapılan çalışmalar... ...bir gayret, ve bir hemşehriniz olarak da ayrıca gurur duydum. Çok teşekkürler, sağ olasınız. Yani e, şimdi biraz aslında hazır oraya değinmişken... Yani o kadınların hani o dönemdeki eğitimleriyle Hı -hı. ilgili aslında e, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanımefendi'nin de eğitim öğretime vermiş olduğu katkılar, projeler Hı -hı. ki birçoğunda biz etkin halde özellikle okuma yazma seferberliğinde çok ciddi çalışmalarında bizler de bulunduk. Yani bizzat Hı -hı. ben de bulundum. E, inanılmaz bir atılma oldu. Yani son 20 evet. yılda da bu çok fazla oldu. Hı -hı. Bu konuyla ilgili yani o kız çocukların hani geçmişten günümüze Hı -hı. şöyle bir değerlendirecek olursak sizin evet. bakışınızla Hı -hı. eğitim Hı -hı. nasıldı? Yani hani Hı -hı. o dönemde bu dönem biraz gerçi ettiniz ama. Evet. Ne söylemek istersiniz? Bu şimdi e, orada zaten benim zamanımda e, hakikaten en azından benim kendi aile çevremle ilgili okuyan tek kız çocuğuydum. Orada e, babam bile hani niye okumam gerektiğinin farkında değildi. Orada abilerimi ve işte annemin zoruyla aslında biraz da okumuş oldum. Babam şimdi mesela kaçıncı sınıfta olduğumu bilmezdi. Çok da önemli değildi onun için. Ee, ...şey okula yani, gittiği dönemden döneminden sonra ee, evlendiriyorlar tabii, zaten. Tabii öyle, yani, tabii öyleydi. Hani. Ha, yani okuyup da ne olacak sonuçta yine evlenecek... ...yani en sonu evlenecek işte niye okuyor... ...ne faydası olacak diye düşünüyordu. Ee, ama işte bizim... ...annem özellikle en fazla diyor dediğim gibi... ...annemin zoruyla... E, ...babam hangi okulda okuduğumu... ...kaçıncı sınıfta olduğumu... ...sınıfta kalıp kalmadığımı... ...hiç farkında değildi. İşte annemi kırmamak için bizi okutuyordu ama... Evin annem... büyüğü bu arada yok, erkek ben, kardeşler? Yok yok. Aha, en sondan bir büyüğüm. Biz de şimdi sekiz kardeş diğerleri hepsi ee, abi miydi tabii de o hepsi zaman? abi bir ablam ablamı okutmadı İlk peki bir faktörü var mıydı ee, böyle... abilerimin desteğiyle okudum zaten ha, destek ee, evet, annemin e, gayreti abilerim de destekledi o şekilde okuduk babam çok gerekli görmüyordu zaten bizim hani kız niye okuyacak İşte vereceğimiz çeyizle birlikte evlenecek gidecek işte bir yuvasını kuracak diyordu ee, ama annem biri bir de takip ediyordu. Öğretmen arkadaşlarımız bizim o zaman o dönemin öğretmeyenleri mesela hatırımda kalan. E, anneme bizzat gelip derlerdi bu kız çocuğunu okut derlerdi. Bak, Leb, leb, leb demeden leblebi anlayan bir kız çocuğu diyordu. E, annem inşallah başarabilirim diyordu. Sonra tabii İstanbul'a gittiğin zaman da İstanbul'daki çevrede e, çevrende gördüğün herkes okuyor. Herkes okula gidiyor. E, onun getirdiği bir psikolojiyle babam da bir sıkıntı üretmedi. ve Okuduk orada. Peki o dönemde hayatınıza dokunan. Ee, var Hı -hı. mı? Hani anne dışında evet annenizin gayri tabilerinizin desteği oldu ama Hı -hı. E, mutlaka ilkokulda, öğretmenim. ortaokulda. şey işte Sıdkı sen çok konuşuyorsun, çok zekisin, çok Hı -hı. akılsın, Hı -hı. çok başarılısın. Seni mutlaka okuman gerekiyor. Hı -hı. Biraz o, o dönemlerden bahsetmek evet. ister şimdi, misiniz? Evet. Hala görüşüyor musunuz? Tabii, var mı bağlantılarınız? Söyleyince direkt hemen çocukluğa döndüm. Benim e, şimdi ben kendim öğretmenim, tarih öğretmeniyim. E, ama e, 25 yıl bizzat sınıf öğretmenliği yaptım. 3 yılda idarecilik yaptım. Şuna inanıyorum ve görüyorum gerçekten. İnsanın hayatına dokunan mutlaka ilkokul öğretmeni vardır. İyi yönde, iyi Çünkü? hatırlayacağı ya da işte bazen üzülüp de hatırlayacağı ilkokul ama hayatına dokunmuştur. Benim de ilkokul öğretmenim benim hayatıma dokundu. Kendisi doğum yaptığı zaman bana demişti ki bu sınıfta sen başkanlık yapabilirsin demişti. Benim yerime öğretmenliği yapabilecek sensin dedi. Ortalama bir ay bir doğum izni almıştı ve o doğum, tabii o zamanlar öğretmen istihdamı falan çok daha azdı. Şu an az önce dediğiniz gibi son 20 yılda hakikaten ciddi anlamda e, gelişmeler oldu. Hem politika yönünde kadına dair hem de aynı zamanda İslam yönünde kadına dair yine kız çocuklarına dair. Bu minvalde de öğretmen az olduğu için sınıfta bir ay e, başkanlık kendimi öğretmen zannedip başkanlık yaptım. Bir öğretmenimiz de annemi çağırdı özellikle dedi ki bak dedi bu e, potansiyeli iyi, lep demeden leblebi anlıyor hele dedi tarihi çok seviyor dedi. Sen bunu mutlaka okutmalısın, öğretmen olmasın Hep hayatım boyunca istediğim şey öğretmen olmaktı Bu minvalde de biz hiç farklı bir şey mi yani? Düşündük tabii sonra üniversite okudu, üniversiteye gelmeden önce işte lise yıllarında falan şey avukat Peki olmak tercihler istedim. noktasında şimdi İstanbul'da yaşıyorsunuz, Metropol Hı -hı. bir şehirde ve daha sonra e, Diyarbakır'ı tercih etme nedeniniz neydi? Orada Dicle Üniversitesi'nde sanırım. Yok, şöyle vardı, sınır vardı, Tarih, sınır sınır vardı. Babam babam Hı. şunu söyledi, orada ya, okursan e, okuyacaksın. Tabii orada, o ya Diyarbakır'da okuyacaksın, ya İstanbul'da okuyacaksın. İki tercih. Başka, başka tercih yok. tahmin ettiğim için e, tabi, sordum. Tabii, aynen aslında, iki tercih, soruyor. okuyamazsın dedi. E, biz Diyarbakır olursa sana eşlik edeceğiz, İstanbul olursa abilerin seni götürüp getirecek. Üniversite okuduğumuz zaman da üniversiteye babamız bizi götürüp getirecek. Başka biri olsun. Yok. Okuma Tabii Yoktu yoktu o şekilde okuduk Bu yüzden de sadece iki tercih yapmak zorunda kaldım Ama benim gönlümden geçen aslında bir hukuktu Hukuku okumaktı ee, Bize yok öğretmenlik kadın mesleğidir Derler <laughs> İşte 3 ay tatili vardır 15 günlük izni vardır Yarım gündür diye dayatmayla O şekilde yaptı ama sonrasında Elbette ki sevdik ve dedim ki iyi ki e, ee, öğretmen olmuşum yani. Hele özellikle çocuklara dokunduktan sonra asıl iş, asıl mesleğin, asıl özverili mesleğin olduğunu anladım. Peki o dönemle ilgili böyle anımsadığınız bir hatıra var mı? Hani böyle e, öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla hala bir diyalog halinde misiniz? Yaşıyorlar mı? Çünkü eğitim sektöründesiniz. Özellikle memur evet. dediğimiz zaman eğitim bir senin de genel başkanısınız. Evet. Ee, Hı -hı. bu bağlamda hem meslektaşlarınız hem eğitim yönü Hı -hı. hem arkadaşlarınız, dostlarınız var mı böyle bağlantılarınız? Öğretmenlik hatıralarınız... açısından mı diyorsunuz? Çok evet, şey, evet. Öğren Hı, öğretmen... Yani o dönemde hayır hayır öğrenciyken Hı. biz hala oradayız şu an lisede evet, daha üniversiteye tamam. yani geçmedik. Bizim Ziya <laughs> bilinir bilmiyorum herkes bilir Diyarbakır'da Deli Mevlur lakabıyla ile bir öğretmen arkadaşımız vardı Hı -hı. orada o zaman. Ee, bütün Diyarbakır'ın tanıdığı hatta e, şimdi İstanbul'a geldik en son İstanbul'da olduğunu biliyorum. İstanbul Zeytinburnu Öğretmen Evi'nde onunla karşılaşmıştım. İstanbul'da da çevresinin olduğu bir öğretmenimiz vardı. Ee, kız çocuklarını çok farklı dokunuşları olurdu ee, o süreçte. Ee, biz öğretmenleri özellikle kız öğretmenleri, kadın öğretmenleri örnek alarak biz de mutlaka ve mutlaka öğretmen olmalıyız diye yetişiyorduk. Ee, ben o süreçlerde hani ilkokulda, ortaokulda, lisede ıı, ne yapıp edebiliriz diye bir okul bitirip öğretmen olabiliriz diye yani böyle o yarışmalara, için... müsamerelere katılır mıydınız? Çünkü katılırdık. bir şimdi şey, var. evet, şey yapardık biz. Münazaralar yapardık. Evet. Ee, benim hatırlıyorum münazaralarımdan biri işte para mı daha ...değerlidir işte veya işte karşılığında şeker mi daha değerlidir diye... ...o çocukça ilkokulda hatırlıyorum... O süreçlerde hep birinci olduk. Hep birincilik yapıyorduk. Öğretmenlerin teşviği çok önemliydi bize. Hakikaten kız çocuklarıyla ilgili ben hatırlıyorum kadın öğretmen arkadaşlarımız bizi çok destekliyorlardı. O destekledikleri için bizim önümüz açıldı. Yoksa ben de belki de ailenin etkisiyle okumayacaktım. Ben de hani o kafayla belki de ilkokulu bitirdikten sonra belki de farklı bir şey planlar içine girecektim ama öğretmen dokunuşunu görüyorsun. O yüzden de öğretmenin ne kadar önemli olduğunu farkına varıyorsun. Peki şu anda mesela bir sivil toplum örgütünün işte kadın komisyonu genel başkanısınız. Hı. O dönemde mesela birçok böyle STK'lar vardı. Eskiden de vardı. Hı hı. İlk olarak mesela üye olduğunuz sivil toplum kuruluşuna hatırlıyor musunuz? Yani nereden nereye diyelim? Hı hı. Yani nerede başladınız? Mesela hani eğitim sen dışında, eğitim sen dışında oraya geçeceğiz. Eğitim bir sen, şey Eğitim bir sen dışında. <laughs> e, lisede yani... lisede MGV MGV'den MGV'den yani orada mesela arkadaşlarla bir araya gelirdik. Sohbetler falan. Oldu olurdu. Onlara Bunlar tecrübe, tecrübe olmuştur Tabii aslında. Tecrübe, teşkilatçılık açısından tecrübeydi bizim için basamaktı. Hı, hı. değerlerimizle ilgili mesela ilk bize dokunuşlar orada oldu. Karakter eğitimleri, Karakter eğitimleri, eğitimleri oldu. aynı zamanda evet. o şekilde oldu. Biz başlayan... o günleri ar arıyoruz yani. Ee, Şimdi gençlik ee, açısından da hı, hani hı. baktığımız orada zaman <laughs> e, gerçekten de bilgisayara, internete ya da teknolojiyi hani güzel kullanabildiğin evet. müddetçe mükemmel bir şey. Aynen, ama hı. E, şimdiki bu bağlamda hani evet. ben de iki yetişkin erkek hı hı. çocuğu aynısıyım. Bu arada siz de aynı zamanda bir oğlunuz var. Evet. evet. E, 23 buradan yaşında bir oğlum selam var. Buradan selam gönderelim. Çok özledim oğlumu. Nerede? Şimdi oğlum bana şey anne soruyorlar oğluma. Sen diyorlar şey anneni hiç görmüyorsun bu sendikacılıkta nasıl oluyor? İstanbul'da şu an İstanbul Hukuk'ta oluyor maşallah. okuyor oğlum. Annenin ee, okuyamadığını oğlu okuyor. Evet <laughs> okuyor. Çok iyi e, maşallah. Ben annemi hiçbir zaman diyor göremedim ki annem çalışma hayatın içindeydi diyor. İşte bir belki de hani o noktaya da geleceğiz. Belki de başkalarının çocuğunu yetiştirmekten e, çocuğumuza kendi çocuğumuza geç kalıyoruz. Yani. Aynen öyle çalışma hayatındaki kadının gerçekten de evdeki sorumluluklarını ihmal ediyor maalesef. E, bu minvalde de e, oğlumu göremiyorum çok. Hele sendikacılık şimdi bir de Ankara'ya geldiğimizde. E, o şu an İstanbul'da pandemi sürecinde yanımdaydı. E, okullara ara verilince. Şimdi İstanbul'da okulu orada devam ediyor. İşte telefonlarla görüşüyoruz. Öyle söyleyelim. Diyor. Selam Furkan, 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 Furkan. Furkan evet, sevgilerimizi yani, iletelim. Evet, evet, oğlum, <laughs> oğlum seni çok özledim. <laughs> Annesini izleyecektir e, mutlaka. Şimdi şimdi ne yapıyor artık? Şimdi o... sizin vesilenizle bari ben de ilk defa olacak belki ama evet. <laughs> Muhammed Ümin ve Erkam Tuna benim de 21 Allah ve 19 yaşadığı oğlum var. Ee, onları da ben de çok kocaman böyle öpüyorum. Evet, Sevgi selamlarımı de, aynen. iletiyorum. Ee, sizin vesilenizle en azından ailemize de dokunmuş olalım sayın başkanım. Öyle. Yani Siz annemizi, de koşturuyorsunuz tabii. Annemizin babamızın, babamızın ellerinden öpelim. Kardeşlerimizin hepsine aynen, değil var. mi? E, Amlalarımıza, sevgiler, abilerimize, sevgilerimize iletelim. Ailelerimizi göremiyoruz doğru. Lise arkadaşlarımıza. Çünkü biz artık e, hakikaten bu konukları ala hani farklı konuları Hı -hı. konuşa konuşa bunu unutuyoruz. Sonrasında da hep bana diyorlar ya sen bir kere bile bize selam göndermiyorsun. İşte Bu vesile. bize vesile olmuş olduk Evet bu vesileyle güzel, güzel bir vesile oldu. Sizin vesilenizle hepsine, bütün güzel. eğitim camiasına Hesine da yapıyoruz. sevgilerimizi iletmiş olalım. Şimdi, e, ilk görev yerinize hemen gelmek hı hı. istiyorum. Mardin Midyat Atatürk eee evet. muydu? İlk evet, Atatürk İlkokulu olarak. Aha, evet. Aynen. Atatürk. O zamanlar ilk öğretim okulu adı. Yani hı hı. ortaokul hem ilkokulu. Ama, ama Mardin'e geleceğim. Yani Mardin hı. Midyat'ta başlıyorsunuz. Evet. Diyarbakır'a çok yakın. Hı hı. Yani a, tamam oldu o dönemde Yok, nasıl şey oldu bir, bir şey yeri? Biz o dönemde tercihim Tarih mezunuyum. Yeterlik sınavı vardı o zamanlar. Eee yeterlik sınavına girdik yeterlik sınavını kazanamadık. Kazanamayınca 91 mezunuyum. 92'ye kadar bir ara verdik. Hiçbir şey yapmadık. Sonra 92 yılında Süleyman Demirel başbakan olmuştu. Bütün işte branş öğretmenleri o dönem ilkokul öğretmeni olarak istiyorlarsa başvurabilirler. Ama gidecekleri yer işte Doğu ve Güneydoğu ileri sınıf, olarak. Ha. Ve biz sınıf öğretmenleri olarak 17 bin tane başvuru oldu. Atamayla, merkezi sistemle. Mardin tayinim çıktı. Ya, tam onu diyorum işte evet. baba orada müdahale etti Hı -hı. mi? Yaşıyor muydu o zaman yani babam, müdahalesi? E, şöyle oldu. E, İlk babam, o zaman başladım dediniz ya yani, başladığım demiştiniz. gün evet Mardin'e giderken yolda zaten Mardin başvurumu yaparken babamı yolda kaybettik. Kalp bizi geçirdi evet. E, o yüzden öğretmenine başladığım her gün kıdem olur ya bizde. de e, her kıdemde bizim yani babamızı rahmetle anıyoruz. E, orada şey Mardin'e gidip ama. başladık. Orada iki sene vardı tam terörün olduğu dönemlerdeydi o zorlu süreçlerde oradaydık Evet, Terörün en yoğun oldu dönemlerdi. Tabii orası çok acı oldu Hı -hı. hatırlattığım için. De kusura bakmayın. Eee 92 yılıydı. Rabbim rahmetiyle muamele etsin inşallah. Sağ Hocam, ona, Hocam olsun. daha sonra yine Diyarbakır, Trabzon, İstanbul'da Hı -hı. uzman öğretmenlikler görevinde evet. bulundunuz. Hı -hı. Biraz hızlı geçeceğim. Çeşitli okullarda yöneticilik göreviniz evet. oldu. Hı -hı. 2004'te hemen Hı -hı. sendikaya geçeceğiz çünkü konuşacağımız konu çok evet. fazla. Hı -hı. E, eğitim bir sen küçük çekmecede iş yeri temsilciliğiyle başladınız evet. ve Küçükçekmece'de ilçe Kadın Kolları komisyon başkanlığı mı? Evet kol ee, değil bize komisyon. Ee, bizim, evet. hem bizim çizimize komisyon. başkanlığı evet, ve hemen komisyonlu. sözü size vermek evet, istiyorum. Ilk sen doğru mudur? Doğrudur. Yani Doğrudur. Bu şekilde e, ee, 2004'te iş yeri ile başladı. Sendikacılık hikayemiz aslında üyeliğimiz eski. Hmm. Ee, ama yönetim kademelerindeki görevimiz 2004 yılında başladı iş yeri temsilciliğiyle. Ve şimdi hemen iç e, içe yönetimi aynı zamanda eş zamanlı olarak ilçe kadın komisyon başkanlığıyla devam etti. Sonra işte şube kadın komisyon başkanlığı, şube yönetimi İstanbul'daki bu ortalama 20 yıl 20 yıl sendikacılıkta. Şube yönetimi ilçe yönetimi, ilçe kadın komisyon başkanlığı şube kadın komisyon başkanlığı en sonunda. Sosyal da... işlerden sorumlu başkan yardımcılığına kadar geldiniz. En son, en geldiniz. son ayrıldı. Memur Sen aynı zamanda Memur Sen Kadınlar komisyonunda başkan vekilliği de yaptım. Yani hem öğretmenliği yaparken aynı zamanda 20 yılda aktif sendikacılık peki de... ama Memur Sen demişken Sayın Başkanım direkt buradan başlayalım konuyu. Hı hı. Çünkü diğer konuları da ikinci bölümde daha detaylı evet. konuşacağız. Ee, öncelikle Sayın Başkanım Ali Yalçın'a kocaman sevgi ve saygılarımızı iletmiş olalım buradan ve bütün Memur Sen çatısı altında olan sendika başkanlarımıza ve üyelerimizin tamamına. Teşekkür ee, İnşallah en kısa zamanda sizin vesilenizle Ali Yalçın Başkanımı da artık alalım yani i̇nşallah, buraya. İnşallah. Ee, ve daha detaylı Hı -hı. konuşalım yani Memur Seni. Çünkü çok sevdiğimiz gerçekten de yakınan da aile olarak da çok yakınan bildiğimiz bir Hı -hı. abimiz öyle diyelim. Buradan sizin vesilenizle tekrar davetimizi gerçekleştirmiş olalım. Memursan. Hı hı. Memursan nedir? Memur senin vizyonu, misyonu evet. nedir? Memursan nasıl oluştu? Hı hı. Kaç üyeyle başladı? Bugün nereden nereye geldi? Evet. Böyle bir kısaca aralara olur, gireceğim olur. ama hı hı. en azından bir girişiyle başlayalım. Tabii, tabii, memursan hı. nedir? Yani evet, ekranlarını hı. açan izleyicilerimiz şimdi çünkü sizin çatınız altında birçok sendikalar var. Sağlık sen, işte genç memursan, kadın komisyonları, hı hı. eğitim bir sen, bir sürü. Hı hı. Yani. Bunları ben sizden dinlemek istiyorum. Tabii ki, Memursan'dan başlayalım. başlayalım mı? Memursan 1992 yılında kurucu rahmetli kurucu genel başkanımız Akif İnan başkanıyla evet, ile başlıyor. Ve o, o dönem 90'lı yılları, 90'lı yılların konjüktürünü düşünün. 92 yılında eğitim bir sene kurarak başlıyor. Senegal'e 2 yıl önce, 2 yıl önce Senegal'e gittiğimde bir okul ziyareti yaptım. Orada bana bir öğretmen gelip yanıma dedi ki siz dedi sendikacıymışsınız evet dedim. Dedi ki siz memur sen misiniz dedi. Dedim ki nereden anladın dedim. Senegal'de mi sordun? Senegal'de bir oradaki Senegal'li bir öğretmen. Ee, nereden anladınız dedim. Dedi ki dünyanın bir ucuna gelip de buradaki bizim işte şube binamıza destek çıkan. Bize eğitimler veren ve karşılıksız bir şekilde zaten Türkiye'nin yardımı var. Oranın yolları, havalimanları elhamdülillah zaten Türkiye yapmış. Ee, siz dedi karşılıksız bir şekilde bize eğitim veren, destekleyen bir dedi teşkilatsınız dedi. Sizi nasıl bilmeyiz dedi. Peki dedi siz nasıl bu kadar büyüdünüz dedi. Dedim ki biz dedim yedi inanmış arkadaşla yola çıktık 92'de. Ve elhamdülillah binlerce inanmış arkadaşla şu an yolculuğumuz devam ediyor. Yedi inanmış, yedi inanmış arkadaş. arkadaş. İşte Burcu Genel Başkanımız yedi inanmış arkadaşıyla 92'de o zaman konjüktüründe sendikacılık hikayesi başladı. Ve inanmışlarla gerçekten de devam etti. Biz Memur Sen Memursen Konfederasyonu kamu görevlileri dediğimiz, memur dediğimiz, işçi değil memur kesimi ile e, 11 hizmet kolunda, Yetkili Ama bir konfederasyon. sadece memurlar değil mi? Yani? Sadece memurlar. memurlar. Ee, her e, hizmet kolunun aynı zamanda bir sendikası var. Ee, eğitim bir sen, aynı zamanda Milli Eğitim bakanlığı. biliyorsunuz. Üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı. İşte Sağlık Bakanlığı ile ilgili hizmet kolu, hizmet kolu ile ilgili orada işte e, sağlık senimiz var. E, 11 tane sendikamız, çatı olarak da konfederasyonumuz Memur Sen var. 1 milyon en son Aralık ayı itibariyle 1 milyon 50'lere 50 yakın şu an üyemiz var. Yani Türkiye'nin en büyük sivil toplum büyük evet ha sivil toplum örgütü evet. olarak. İzleyicilerimiz de izliyorlar şu anda. Sen yaptığınız faaliyetler de ekranda şu anda bir kısmı. Hı -hı. Ee, yani ilk kuruluş amacı neydi o yedi güzel insanla? Yani sadece eğitim miydi ki? Şu anda birçok alana değil, dokunabiliyorsunuz. Eğitim bir başladı. 95'te memur sen e, kuruldu. Çatı Konfederasyon. E, ama eğitim bir sene başladı. E, elbette ki çalışma hayatındaki işte e, kamu görevlilerinin özlük haklarını savunmak asıl amaç. Hı hı. Ama biz e, konfederasyon olarak sadece işte çalışma hayatındaki e, görevlilerin kamu görevlilerinin e, özlük hakları ile ilgili değil. Toplumun bütün sorunları ile ilgili çözüm bulma noktasında e, ciddi anlamda da hem kitleyi yönetme hem de yönlendirme gücü olan bir sivil toplum örgütüyüz. E, Birçok çalışmanız var. Akademik çalışmalarımızdan tutun işte e, çalışma hayatındaki e, ka, kamu görevlilerinin görevlerinin ile ilgili e, tutun e, diyelim ki işte herhangi bir şekilde devletin e, yaşadığımız birçok sıkıntılar olsun işte afetler olsun depremler olsun evet. seller olsun uluslararası platformda uluslararası çalışmalarımız olsun birçok çalışma aynı anda eş zamanlı yürütüyoruz biz e, kitlenin e, hepsi memur ama her hizmet kolunda yetkili sendikalarımız var bizim. Şu an bütün sendikalarımız yetkili. Yetkili sendika olmak ne demek? Üye sayısı en fazla olan sendika demek. E, toplu sözleşme masalarında bütün özlük hakları ile ilgili çalışma hayatındaki sorunlarımızla ilgili e, toplu sözleşme özellikle toplu sözleşme 2011 yılından sonra memur senin sayesinde gelmiştir. O da büyük bir kazanım olmuştur. E, şimdi kadın kamu görevlerinin en büyük sorunu olan başörtüsü biliyorsunuz çalışamıyorduk. Ben şimdi hani onu dilen, dile, dile getirince aklıma geliyor. Yaşadığımız ile ilgili okullara alın Anlamamamış 28 Şubat süreçlerinde e, ciddi anlamda gerçekten katkısı oldu. 12 milyon 300 bin imza ile biz ben o süreçte hatırlıyorum kendim bizzat bile e, köprülerin altında nöbet tutarak ne olur gelin bir imza atın dedik. İmza kampanyası başlatarak. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Ben etmiyorum. Evet, e, evet elbette ki helal etmiyoruz. etmiyoruz. Hesa biz şunu diyoruz hesaplaşmadan helalleşme olmasın aynen. diyoruz. Ve ve, aynen. Önce bir hesaplaşması lazım. De. Bu dünyada da görmek evet, istiyorum. Aynen öyle. O var. yaşadığımız sıkıntılarla ilgili yani memur sen birçok... Ya ya bütün hayatımızın sayesinde. yönü değişti hocam. Aynen. Hepimiz bırakmak zorunda evet. kaldık. Tabii tabii. Hukuk Hı -hı. bırakıldı. Tabii. Ee, birçok alanda Hı -hı. istediğimiz yerlerde olmadı. Üniversite kapılarındaki öğrencilerimizin turnikelerde sıkıştırması, ikna odaları. Maalesef. Ben kendim bizzat yaşadığım işte cezalar, yani peruklar, tabii, tabii buna nasıl aynen. bir insanlık dramıydı. Aynen öyle. Ve yani nereden ee, nereye ve bunu ben... unutmamak lazım ve unutmamak lazım. Aynen. Bunu ben her süreçte ki geçtik daha yeni geçtik yani 28 Şubat'ı. Bu süreçle ilgili de çok ciddi tabii ki paylaşımlarımız oldu. Ee, yine o dönemi yaşayan bizzat mesela buraya aldığım misafirlerimle Hı -hı. de inanın o anı biz böyle sürekli Hı -hı. yaşıyoruz. Aynen. Yani bu bağlamda da yaşayan bilir. Belki Öyle. yeni Hı -hı. nesil, genç kardeşlerimiz, Hı -hı. yavrularımız bunu bilmeyebiliyor Hı -hı. ama e, çok kolay yerlerden kolay bir yere gelmedik biz. Evet. Hı -hı. Halen de devam ediyor maalesef. Ve ciddi manada e, insan hak ve özgürlükleri noktasında ciddi yaptırımlar uygulanmıştı. Yani biz bunu Aynen. sadece başörtüsü değil Hı -hı. E, atıyorum başörtülü alınmıyordu. Ama Hı -hı. diğer taraftan komünist solcu kardeşim de e, giydiği geniş şalvar tarzı pantolonu yüzünden, uzattığı sakalı yüzünden Hı -hı. maalesef e, Hı -hı. o da o, o özgürlükten tabii, tabii, mahrum bırakılıyordu. Tabii dudak üstü bıyıklar işte olacak, şu böyle bu evet. olacak, işte, şu pantolonu şu eteğin şu izahı. Yani e, hak ihlali Yani gerçekten. bir yerlerde ihlali vardı ihlaliydi. ama üniversitede bizim mesela Hı -hı. diyelim ki komünist olucu arkadaşlarımızda hiçbir problemimiz yoktu. Hı -hı. Yani hepimiz aynı yere bakıyorduk. Hı -hı. Görüş farklı olabilir ama Hı -hı. insan bağlamında, merhamet vicdan bağlamında, Hı -hı. özgürlükler bağlamında aynı noktadaydık Hı -hı. ama işte birileri tarafından maalesef çok farklı yerlere götürüldü. Hı -hı. E, ta işte şeye kadar yani meclise giren kendi haklarıyla kazanan. Vesayet sevgili... sistemi vardı. O vesayetin sisteminde kurbanlar belliydi. O kurban çobanlardan biz, birileri de bizlerdik. Hakikaten gerçekten biz e, o süreçte memur senin yine mücadelesi sayesinde birçok öğretmen arkadaşımız, ihraç edilen öğretmen arkadaşımız görevlerine iade edildi. biz Biz bizzat onun takipçisi olduk. Ee, edenler, zorla istifa edenler onların mücadelesini verdik. Ee, mesela diyelim ki resmiyette bir şey görünmüyor. Kendisi istifa etmiş gibi gösteriyor. Ee, birçok platformda, birçok hizmet kollarında mağduriyet, üniversite öğrencilerinin ayrı mağduriyeti var. Biz 28 Şubat mağduru olan arkadaşlarımızla eten defa, bir araya geliyoruz. Geçen sene onunla ilgili bir raporumuzu yani açıkladık. Farkıma bende. E, hepsiyle, e, hepsiyle, hani he, hepsiyle Tabii tabii onların şimdi sahipsin. bu süreçte yine o birçok bir dernekten, platformdan arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hani siz çözerseniz, senin mücadelesiyle çözülecek diyorlar. İnançları var bize, güvenleri var. Biz de onlarla ilgili kendim, kendim başta zaten mağdurlardan biriyim. O mağduriyetlerin giderilmesi için elbette ki biz diyoruz ki geriye dönük hakların mutlaka iade edilmesi gerektirir. Bir de helalleşme dediniz. Evet hesaplaşma olmadı ki daha. Tam hesaplaşma olmadı yani hesaplaşma olması lazım. O mağduriyetlerin de giderilmesi lazım. Bir kadın olarak bir kere zaten üzülüyorum ki 28 Şubat sadece kadının mağduriyeti değil de dediğiniz gibi bizim bütün erkeğiyle kadınıyla bir mağduriyetimiz vardı. İmam Hatip'te okuyan bir Arkadaşımızın da mağduriyeti vardı. Üniversitede okuyan, i̇şte hapishanelere giren arkadaşlarımız oldu yani. Çıkardıkları yayınlardan dolayı tutuklanan arkadaşlarımız oldu. Bunlar e, unutulmaması lazım. Yani belki Ye hatırlamak istemediğimiz ama unutturmayacağımız Hı -hı. şeyler evet. bunlar. Aynen. Hı -hı. Hocam e, o kadar hızlı geçti ki evet. süreci arkadaşlarımız işaret etti ama bir Hı -hı. iki dakikamız var mı arkadaşlar bitirelim mi? Hı -hı. E, şöyle virgül koyacağız. Hı -hı. E, i̇kinci bölümde özellikle çok fazla konumuz var. Çalışma hayatında öznesi kadın diyoruz yine evet. sizinle. Hı -hı. İş aile uyumu dengesi, evet. çalışan kadınlarımızın sorunları bunlar içerisinde belki mobbing çam tavana değiniriz. uh biraz şiddete değinebiliriz. Hı -hı. Bunlar dışında özellikle ücretli öğretmenlerle ilgili Hı -hı. son yapılan gelişmeler çünkü ücretli Hı -hı. öğretmenler Türkiye'de ciddi bir rakama ulaştı. Eğitimci evet. olarak da Hı -hı. sizin de takip ettiğinizi biliyorum. Hı -hı. Yine aynı mesela ücretli platformda Aile Bakanlığı'nda bunu söyleyeceğimi duyan arkadaşlar bana söylediler. özellikle Tuba bunu da sor diye. Hı -hı. Aile Bakanlığı içerisinde de ücretli bir şekilde çalışan yine eğitimcilerimiz, Hı -hı. öğretmenlerimiz var. Belki de bunlarla ilgili son gelişmeleri ikinci bölümde konuşalım müsaadenizle. Ee, sevgili izleyiciler virgül koyuyoruz küçücük bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle olacağız sakın bizden ayrılmayın Ekran başındaki sevgili izleyiciler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrar huzurunuzdayız. Bugün ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için çok kıymetli bir misafirin, bir konuğum var burada. Memursan ve Eğitim Birsen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı, sevgili Sıdıka Aydın hanımefendi, stüdyo konuğumuz. Birinci bölümde doğduğumuz coğrafyadan, işte eğitimimizden, gelinen bu hatta 28 Şubat sürecini konuştuk. Bu bağlamda yine çalışma hayatında kadınla ilgili devam ettik. Oraya biz bir virgül koymuştuk Sayın Hocam. Özellikle bu bölümde de birkaç başlığımız olacak sizinle özellikle konuşmak istediğimiz. Sendikacı dedik işte İstanbul'dan Ankara'ya geliş serüveniniz buradan bir başlayalım mı? Hı hı. Yani buradan o eğitim bir saniye başladınız ve bu hikayeyi burada devam ettirelim. Evet. Nasıl devam etti? Evet, nasıl geliş İstanbul, nasıl İstanbul'da oldu? İstanbul'da en sonunda Mehursem Kadınlar Komisyonu'nun orada il, il başkan vekili yapıyordum. Üç yıl önce... Genel merkezde bir bayrak değişimi oldu ve bize görev tevdi edildi genel merkez tarafından. 3 yıldır da oradayız. Ee, 1 milyon üyenin 450 bine yakın kadın üyesi var bizim, memur senin. Ee, çalışma hayatının şu an her geçen gün artan bir kadın potansiyeli var, sizin de bildiğiniz üzere. Özellikle hani burada mütevazi olmayalım bence, madem kadın kadına konuşuyoruz. Çalışma hayatında şu an KPSS sınavını kazanan en fazla... Kız çocukları. Üniversitelere en fazla kız çocukları yerleşiyor. Hı hı. Ee, en fazla mezun yeni kız çocukları. Liseleri yerleştirmelere baktığınız zaman kız çocukları. Yani bizim biraz daha disipliner çalışma diyeyim. Yani burada bu, bu minimalde elbette ki çalışma hayatında her geçen gün kadın sayısı artıyor. Ee, bir de e, Üye sayımız bizim her geçen gün Memur Sen Kadınlar Komisyonu olarak çünkü çalışma hayatında kadınlar artınca üye sayımız da kadınlar olarak artıyor. Ve ciddi anlamda bir potansiyel var. 450 bini e aşan bir potansiyelimiz var bizim. Bu üç gün önce de e, liderlerimizle kadın liderlerimizle 1500 kişilik bir e, Türkiye buluşması yaptık. E, orada e, herkesin şu an artık e, sendikacılık adına ne, biz ne yapıyoruz sahada Memur Sen Kadınlar Komisyonu olarak hem özelde e, kadınlarla ilgili. Genelde çalışma hayatının tüm ile ilgili e, toplamda da ise işte insanlığa faydalı ne yapabiliriz diye bunu dert ediyoruz Memur Sen Kadınlar Komisyonu olarak. E, Birçok akademik çalışmamız var. Ben mesela burada getirdim birkaç tane işte e, pandemi sürecinde bile sendikacılıkta ara verimi olmaz. E, teneffüs yoktur bizde. Evet. evet Aile kongresi çalışmalarımızdan biri 37 tane akademisyenin katıldığı büyük bir kongre yaptık pandemi sürecinde yaptık. Yine diye iki, Hocam, değer, iki aile kadın. Ee, bu senin. yeni son bir yıl yaptığımız e, çalışmalarımız. Yine kadın öğretmenlerin çalışma hayatı ee, bu en son çalışmalarımızdan biri öğretmen arkadaşlarımızın sorunlarıyla ilgili ve COVID-19 sürecinde çok kıymetli bir çalışma daha iş ve aile hayatı uyumu raporu diye e, pandemi sürecinde çünkü afallayan bir çalışma sistemi vardı bu minimalde ne yapılabilir bu sorunlar nelerdir o sorunlara nasıl çözümler üretilebilir diye akademik çalışmalar yaptık. Diğer bir çalışmalarımızdan biri bizim sendikacı olduğumuz için üye üyeye yönelik çalışmalarımızdır. Biz hem niteliğimizi artırırken eğitimlerle biz niteliklerimizi artırmaya çalışıyoruz. 450 bin tane kadın üyemizin sendikacılık anlamında sendikal dili, teşkilat kültürünü, çalışma hayatındaki sorunları işte gündemi hem bunlarla ilgili. Ve merkezinde de aileyi alabilecek eğitimler veriyoruz biz. Ee, online eğitimlerimiz var, e, yüzlerce online eğitimlerimiz de yaptık bu pandemi sürecinde. Hem de aynı zamanda sahada kurum kurum gezerek, e, bizim çünkü muhatabımız memurlar, kurum kurum gezerek orada işte e, üyenin, hem niceliğini hem de niteliğini artırma çalışmaları yapıyoruz. E, Sayıyı artırma yönünde kadınlarımız ciddi anlamda elini taşın altını koymuş e, ve güzel kazanımlar elde ederek e, üye sayımızı artırıyoruz. Aynı zamanda üyeye dokunuşlarımızı yapıyoruz. Üyenin sorunu nedir, talebi nedir? Bakın pandemi sürecinde mesela estek mesai olayı çıktı veya işte dönüşümlü mesai olayı çıktı. Bunlar e, gerçekten de memur senenin e, girişimleriyle oldu. Bugüne kadar toplu sözleşme, ben az önce toplu sözleşmeden bahsettim. Evet. Şu an var olan çalışma hayatındaki bütün kamu görevlilerinin kazandığı kazanımların 850'den fazla bizim kazanımız oldu. Toplu sözleşme süreçlerinde masada zorlu mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz kazanımızdır. Mesela süt izni, doğum izni. bu Evet son 10 yılda gerçekten ciddi anlamda Türkiye bu konuda epey e, gelişti. Politikalar da üretti. Ama bunun mücadelesini meyhumsun olarak hep biz verdik. Doğum izni, kreş izni, bakım ücreti, bunlarla ilgili hala da devam eden yine kadınların çalışma hayatındaki sorunlarından biri mobbing. Ondan sonra şiddet, iş aile uyumu. Biz diyoruz ki eğer kadın çalışma hayatında verimli olmasını istiyorsanız, onu aynı zamanda İş aile dengesini de kurmanız gerekir diyoruz. Bu minimalde gerek işte e, sosyal diyalog kapsamında e, cümle kuruyoruz, gerek işte e, akademik çalışmalar yapıyoruz... Gerek de işte e, diplomasilerle ve toplu sözleşme süreçlerinde taleplerimizi iletiyoruz. E, kadınların eğer çalışma hayatında verimini artırmak istiyorsak onu ne çocuğundan koparmalısınız ne evinden koparmalısınız. Çünkü biz kadın diyoruz ki ailenin merkezindedir. Yani kadın ailenin aynen. temelidir diyoruz. Aile toplumun temelidir diyoruz. Bu minvalde sen çalışma hayatındaki kadınların hem ailesini güçlendirmek zorundasın hem de onun aynı zamanda iş performansını, iş verimini artırmak zorundasın. Benim Sen Kadınlar Komisyonu olarak da kadınlara dair özel sorunlar başta olmak üzere genele dair bütün sorunlarla ilgili hem talep hem beklentileri iletiyor hem de çözüm önerilerinde bulunuyoruz. Şimdi tam da bu noktada sorunlardan bahsetmişken aslında birazdan belki yine cam tavan ve Hı -hı. diğer konuya mobbinge değineceğiz biraz daha detayla. Ama ondan önce özellikle yani bizler bu paylaşımları yaptıktan sonra tanıtımı e, ücretli öğretmenler platformları ki çok çeşitli Hı -hı. yerlerde var eminim bu ne söyleyeceğinse merakla izleyeceklerdir. E, bir ücretli öğretmen kesimimiz var. Hı -hı. Bunların adı konulmuyor. Aslen memur. Eee yani Milli Eğitim'de çalışıyor ama ne 4C ne Hı -hı. 4B bir vasıf olarak hiçbir şey yok hiçbir özelliği yok bahsettiğiniz o izinlerle ilgili Hı -hı. işte hamilelik izni yok Hı -hı. bir geç kaldığında bile iki saat geç kalsa o ücret direkt kesiliyor Hı -hı. tatil izni yok sömestr tatili ve bir sürü ara tatiller Hı -hı. koyuldu bu ara tatillerde hiçbir ücret alınmıyor maalesef Hı -hı. sağlıkla ilgili bir problem yaşadığı zaman raporla ilgili hani yine ücret kesintisi uygulanıyor Hı -hı. pandemi sürecinde birebir mesela yapmış oldukları çalışmalarla ilgili Hı -hı aynı emeği aynı bir kadrolu öğretmen 657 ne yapıyorsa hı hı. belki de bir okulun bütün sorumluluğu yükümlülüğü hı hı. o mesleki anlamdaki dersle ilgili kısmı o ücretli öğretmenin de sırtında aynı şey aslında hı hı. okulda idare ve idareciler öğretmen arkadaşları evet. tarafından hiçbir ayrım yok bu hı hı. noktada ama özlük hakları noktasında yani özellikle hı hı. alınan maaş ya asgari ücretin bile hı hı. çok çok altında ve bu bir buçuk milyar gibi çok komik bir, evet. bir rakam hı hı. yani birçok yerde 30'lar saati mümkün değil yani Hı -hı. herkes giremiyor. Bu işte 24 saat oluyor, 20 saat oluyor, 18 saat, 16. Bazen bir kadın işte Ankara'nın atıyorum Ankara için konuşuyorum. Hı -hı. İşte bir semtinin bir ucundan başka bir semtine iki işte çalışmak zorunda kalıyor. E birçok kadınımız hem anne hem baba rolünü üstleniyor Hı -hı. mesela toplum içerisinde. E yine erkekler için de geçerli. Evin geçimini buradan sağlamak zorunda ek bir Hı -hı. iş yapamıyor. Çünkü okuldaki mesai saatleri buna imkan vermiyor. Hı -hı. E sağlıkla ilgili dediğim gibi özlü noktasında yani o kadar çok ki hı hı. eksiklikler noktasında hazır sizi yakalamışken hı hı. E, bu sorunları konuşmuşken bir de şunun altını değinmek istiyorum. Mesela sadece Milli Eğitim'de çalışan ücretli öğretmenler değil e, hı hı. Aile Bakanlığı'nda bir çalışan olarak e, orada da mesela e, yeni göreve başlayan sosyal hizmet uzmanları hı hı. sosyologlarımız, psikologlarımız hani şey yapıyorlar e, ücretli olarak başlıyorlar hı hı. oradaki ders saat ücreti belki biraz daha fazla olabilir ama e, saat miktarı yine yetmiyor. Hı. Yani yine aynı emeği, aynı mesai hı hı. Niye haftanın işte beş günü orada sabah sekiz, akşam beş, altı neyse mesai ee, ve özlük hakları noktasında onlar da mağdur Hı -hı. bir kesim. Belki bunun gibi daha farklı kesimlerimiz de var. Hı -hı. Yani çok fazla e, tabii, bekleyenler. Tabii, tabii. Hı -hı. Özellikle ücretli öğretmenler noktasında, eğitimciler noktasında, Hı -hı. E, memur senin eğitim bir sene ve bir komisyonun genel başkanı olarak Hı -hı. E, sizin yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Hı -hı. Evet. Ee, az önce değindiğiniz bütün şeyler gerçekten de altını çizerek e, bize katılıyoruz zaten. Ücreti öğretmenlik hakikaten ciddi anlamda e, iş verimini de, bozuyor e, iş hukukunun iç barışını da bozuyor çünkü aynı işi yapıyor e, biri nöbet ücreti alırken diğeri alamıyor biri işte diyelim ki nöbet de e, vermiyorlar vermiyorlar aynı zamanda e, İşte biri diyelim ki işte e, sınıfa giriyor e, şey e, kurs açabiliyor diğeri diyelim açamıyor kurs açamıyor e, Görevlendirme olmuyor. yapamıyor bunlar ve e, bu iş barışını Daha da engelliyor. Daha acısı engeliyor. bazı okullarda toplantılara bile alınmıyor tabii, tabii bazen e, hani hani onlar ya yani onlar hani biraz yani, müferit mü, 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 mü yani. şeylerdir ama e, çünkü öğretmen öğretmene mutlaka değer verir. Orada hani küçümsenme olayını hani çok zannetmiyorum barış, ama barış. E, hani müferit olabilir, onu bilmiyorum. Ama sonuçta hakkı ile ilgili e, eşit olmayan olmadığın zaman senin orada iş barışın da olmuyor. E, aynı şekilde üniversiteden mezunsun, aynı işi yapıyorsun, aynı görevi yapıyorsun. Yine aile bakanlığı dediniz, mesela bizim vekalet işte hemşireler dedik dediğimiz işte vekalet bakan hemşireler falan var. Bunlar vekil hemşireler diyoruz. Aynı şeyler. E, biz aslında e, yıllardır şunu mücadelesini de veriyoruz. sözleşmelilik bize uymayan bir sistem. Ee, mutlaka 657'den devlet memurlarının bir güvencesi olmalı. Bu minvalde de e, sözleşme süreçlerinde de şu an zaten işte çalışmalar başlayacak inşallah bu yıl içinde. Sözleşmeliğin tümden kaldırmasını istiyoruz. Biz e, her hizmet kolunda çeşitli çeşitli sözleşmelik adı altında aynı işi yapıp da farklı ücrete, farklı özlük hakka sahip olan arkadaşlarımız var ve onların ciddi mağduriyeti var. Bu minimalde diyoruz ki sözleşmelinin kaldırılması lazım. İstihdamın artması için de mesela bizim için şu an gerçekten ciddi bir kazanım oldu. Yine bu toplu sözleşme, son toplu sözleşmede mücadelelerimizin sonucu aldığımız bir 3600 ile ilgili masaya oturulacak şu an. İlk, ilk, iki yapıldı. Şimdi ikincisini de tekrar masaya oturacağız. Ee, orada 3600 olursa mesela emekli olacak emekli olmayı bekleyecek 1 milyona yakın Devlet memuru var. O zaman ne olacak belki? İhtidam da açılacak. artacak. Evet. Yer açılacak. Ücretli öğretmenlerle ilgili bir kere biz diyoruz ki atamaların yapılması lazım. istihdamın artması lazım. Özellikle öğretmen kitlesine çok büyük ihtiyaç var diyoruz. Ee, ama eğer diyelim ki bu süreçte bu şekilde devam edecekse de onun özlük hakkının geliştirilmesi için gerek toplu sözleşmede gerek ikili diplomasiyle taleplerimizi iletiyoruz. Ve ücretli öğretmenlerin mağduriyetini bazen bazı bir okulda bir bakıyorsun ki hizmetli arkadaş ücretli öğretmenden fazla çok daha fazla alıyor. alıyor Tabii askeri ücretin altında azalıyor. Biz bunun farkındayız. Bunun içinde de her platformda hem dillendiriyoruz hem de toplu sözleşme ile ilgili taleplerimizi ne de durumda iletiyoruz peki zaten. Ne şu anda? Şu an hangi aşamadayız? Yani şu an hani dediğim gibi biz şu an e, şimdi hem hem sözleşmelik ile ilgili hem 3600 ile ilgili e, görüşmeler var, masada görüşülecek bunlar. E, ücretli öğretmenlikle ilgili özellikle KPSS sonucu hani atamaların artması, istihdamın artması ile ilgili taleplerimizi iletiyoruz. E, süreç devam ediyor. Biliyorsunuz sendikacılık bir mücadeledir. Biz şimdi nasıl başörtü mücadelesini mücadele olarak kazandıysak. Yani ara ara evet. e, Burada bu da bir mücadeledir. Biz devam ediyoruz. Taleplerimizi söylemeye, dillendirmeye de devam edeceğiz. E, bunun mağduriyetlerinin farkındayız. Birçok alanda birçok arkadaşımızın mağduriyetini biliyoruz. E, görüşmelerimizi hani yapıyoruz. Hani bu bağlamda mesela uzun yıllardır ücretli öğretmenlik yapan 5 yıl, 10 yıl, 7 yıl, 3 yıl. Bir kere yıl. E, bu yani e, bunların şey, kadroya geçmeye de sözleşmeli olarak en azından özlük hakları noktasında belki eşit 15, 15 Temmuz sonrası Hı -hı. E, dershanelerdeki öğretmen arkadaşlarımızın hani kadroya geçmesiyle ilgili bir kerelik bir şey yapıldı. E, Onların da işte atamasının yapılması için elbette ki eee artması gerekiyor. Yani hiçbir şey olmasa bile en azından maaş noktasına ve özlük hakları noktasına. İşte özlük noktasında, hakları onu taleplerimizi iletiyoruz zaten. Evet hani kadro olmasa bile yine görevini yapmışız ama tabii e, özlük hakkıyla ilgili, hakları ile ilgili, mağduriyeti oluşmaması için e ücretli öğretmenlik yaparken bile onunla ilgili bir şeylerin yapılmasını söylüyoruz. Yani hocam biz 6-7 yıldan fazladır buradayız Hı -hı. ve biz hükümetten de yani her gelen vekilimize, bakanımıza da aynı söylemleri söylüyoruz. E, yani sürekli gelişmeler yapılıyor, Tabii iyileştirmeler aslında. yapılıyor. En son öğretmen kanunu çıkarıldı. E, ama e, hala o net cevap yok. Evet. Onu Hı -hı. ben bir kadın olarak, bir birey olarak biz buradan da seslenmiş olalım. Eminim birçok yetkilimiz de izleyecek buradan. Hı -hı. E, özellikle Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, Çalışma Hı -hı. Bakanımıza, işte Aile Bakanlığı hani bir işbirliği içerisinde bunu tekrar sıcak bir gündem olarak tabii. gündeme getirmelerini talep ediyoruz burada. Tabii, tabii. De dediğim gibi biz şimdi rica mercisiyiz. bir icra evet. mercisi değiliz. Hı -hı. Sendika zeminde mücadelemizi işte özlük haklarıyla ilgili taleplerini iletmeye devam edeceğiz inşallah karşılık bulacaktır. İnşallah diye. diyelim. Evet, Belki uh -huh. sizin de hani bizler de uh -huh. çorbada bir nebze tuzumuz olsun i̇nşallah. en azından. Uh -huh. Sevgili kardeşlerimizin uh -huh. de sorumluluklarını bir nebze evet, burada hani uh -huh. seslendirmiş olalım. Uh -huh. Şimdi hocam yani verdiğiniz uh -huh. samimi cevaptan dolayı da önce teşekkür ediyorum. Uh -huh. E ee, tabii dediğiniz gibi sadece o kesim değil birçok kesim aynı mağduriyeti yaşıyor. Ee, Dedi ki e, az önce konuştuk aslında biraz da bahsettiniz. Özellikle cam tavan ve mobbing. Uh -huh. Yani e, burada da genel manada artık şöyle bir kadınlara bir bakalım. Uh -huh. ee, şimdi aynı üniversiteyi bitiriyor. Uh -huh. aynı lisansı ya da yüksek lisans doktora vesaire neyse. Hı hı. Ee, hiçbir şey olmasa bile farklı bir alanda kendisini özel sektörde yetiştirmiş birçok kadınımız var. Hı hı. Ee, kadınlar Haftası olması münasebetiyle söylüyorum. Belki erkekler kızacak ama hı hı. E, aslında mobbing sadece kadınlara değil erkeklere de uygulanıyor. Onları hı hı. da kapsayan bir olay. Hı hı. Ama genelde hani hı hı. daha fazla kadınlar buna mağdur kalıyor. Şimdi kadın aynı işi yapıyor. Kamu hı hı. sektöründe ya da özel sektörde ee, akşama kadar çalışıyor. İşte bir sürü rolü var. Evde hı hı. anne rolü var, eş rolü var. İşte hı hı. belki kayınvalide olmuştur, evet. kayınvalide nine rolü. Hı hı. Ama dışarıda işte bir idareci ise idareci rolü, işte bakandır, vekildir, hı hı. öğretmendir, eğitimcidir, işçidir, e, doktordur vesaire. Şimdi bakıldığı zaman özellikle birçok yerde hı hı. E, erkek aynı işin belki çok daha azını yapıyor ama kadın çok daha fazla sahipleniyor hı hı. gece gündüz dinliyor, çalışıyor. Ee, ünvan noktasına gelindiğinde herhangi bir sınava gelindi, herhangi bir işte Hı -hı. terfi durumunda bir bakıyorsunuz en fazla çalışan kişi liyakat sahibiyken Hı -hı. o liyakat geride kalıyor. Yine işte sen kadın olamazsın ya da işte bizim o mesela Diyarbakır Hı -hı. özellikle son e, birçok alanda işte feodal sistem deniliyor ki yalan, çok ciddi bir Hı -hı. Bilgi, bilgi kirliliği var. Ee, kadını işte kaldıramayacağı, kadını yönetici konumunda olamayacağı işte bir belediye başkanı ya da milletvekili ya da bakanlık ya da genel müdürlük müdürlük hı hı. vesaire. Şimdi bu genel çerçevede baktığımız zaman memur senin hı hı. E, bir yetkilisi olarak burada hı hı. genel başkan olarak kadın kolları e, Nick tarz çalışmalarınız oldu. Özellikle hı -hı. cam tavan ve mobbingde tür iyileştirmeler hı -hı. oldu geçmişten evet. günümüze. Hı hı. Biz şimdi çalışma hayatında aslında cinsiyetçi bir bakışla bakmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi çalışma hayatında hı -hı. ehliyet liyakat olayı olacak. Bunun kadın erkeği fark etmiyor. Var mı? Evet işte gizli defans dediğimiz bu can tevan işte isteksizlik iş bu var mı var ama genel'e baktığın zaman biraz da biz şuna görüyoruz. şimdi karar mekanizmalarında kadınların yer almasını istiyorsak hmm. kadının iş hali uyumu dengesini sağlamak gerekiyor şimdi bir öğretmen olarak düşündüğün zaman sen işte çocuğun var evde seni bekleyen ...sorumlulukların var ikinci mesai var çünkü eve gittiğin zaman senin ikinci mesain başlıyor var. şimdi bir hmm. de şu pandemiden dolayı üçüncü mesai başladı online toplantılar var bir de akşamlar falan hmm. baktığın zaman sen zaten bütün gün çalışma hayatın içinde yoruluyorsun. Sen evdeki ikinci mesain var. Bu yüzden de sen karar mekanizmalarında diyelim ki bir okul müdürü olmak istemiyorsun. Veya bir hastane müdürü olmak istemiyorsun. Senin aynı zamanda ekstra belki nöbetlerin olacak. Saat işte beşten sonra belki kalmak zorunda olacaksın. karar mekanizmalarında olabilmesi için bir kadının yani kadın da aynı zamanda cazip gelmiyor bu. Niye diyor ben müdür olayım? Öğretmenken ben diyor işte e, saat en fazla diyelim ki 5'e kadar çalışacağım. Sonra gideceğim evimle uğraşacağım. Benim yöneticilik kademesine gelebilmek için şöyle topluma şöyle bir baktığın zaman aslında çalışma hayatına İl Milli Eğitim Müdürleri diyelim ki iki tane belki kadın var. Veya işte diyelim ki vali kaç tane var. Veya işte rektör kaç tane kadın var. E, araştırma görevlisi kadın çok. Veya işte diyelim ki öğretim görevlisi kadın çok. Öğretim üyesi kadın çok. Ama işte dekan kadın sayısı ne kadar e, az? Buna baktığın zaman çoğu kadın aslında kendisi tercih etmiyor. Çünkü biz geleneksel bir e, toplumuz bizim yapımızda öncelikle elbette ki kadın olarak evdeki e, çocuk sorumluluğu, eş sorumluluğu, anne. anne, evlat, komşu. Çünkü direksin sen biri komşunun senin düğünü olduğu zaman bile sana gelip soruyor. Ne yapabilirim diyor. Bu sorumluluk olduğu zaman artı yöneticilik sorumluluğunu kendini almıyorsun. Ama biz memur son olarak diyoruz ki hem sendikacılık anlamında da e, karar mekanizmalarında yönetim kademelerinde kadınların olması lazım. Çünkü çalışma hayatındaki kadınların sorunlarına kadının gözüyle bakan bir sendikacı kadın olursa anlayabilir. Sen şimdi süt iznini, doğum iznini, elbette ki kreş e, veya işte bakım ücretini falan bunları bir erkek elbette ki e, söyler ama o hassasiyetle kadın sadece anlar. O yüzden biz arkadaşlarımız diyoruz ki sendikacı kadınların sayısı artması lazım ki çalışma hayatındaki kadınların sorunlarına dokunabilsin ve farkında olabilsin. Şimdi sen e, bütün gün koşturuyorsun, yoruluyorsun, akşam eve gidince de aynı ikinci bir koşturma varsa ben okul müdürü olmak istemem. Niye olayım? Niye okul müdürü sayısı az? Ama öğretmen odalarına gezdiğin zaman özellikle sağlık ve eğitim hizmetinde sağda genelde hep kadın var. Şimdi e, sağlık sen üyemiz %64 oranında kadın Eğitim %50'ye yakın kadın üyemiz var. Çalışma hayatına bir baktığınız zaman sağlık sektöründe ciddi anlamda ebe hemşire sayısı çok fazla bu iki hizmet kolunda. Öğretmen hemen hemen artık her yerde kadın öğretmen var. Ama idareci olmak istemiyorlar. Neden? İş hale uyumu yok çünkü. İşte bu politikaların geliştirilmesi lazım. Biz mevsim olarak diyoruz ki yasal düzenlemelerin yapılması lazım bununla ilgili. Ama olmak Onu isteyen bir kesim var. O olmak da, isteyen kesim Onlar da olamıyor. Işte, bir kısmı olamıyor yani. Işte, o Dediğim gibi. Bakalım. Olan 20-30 sene devam ettiriyor. Fırsat he, vermiyor. Elbette ki gizli defanslar var. Elbette ki gizli hmm. defans. Can Tavran dediğimiz işte isteksizlik var. Olmak istemiyor. Sebebi çünkü biliyor ki bana diyor ki işte mobbing olacak, defans olacak ama bunu genele yaymamak lazım. Çünkü aynı zamanda diyelim ki kadına yapılan mobbing aslında bir erkeğe de yapılabiliyor. Evet. Ve şimdi yönetici kademelerine hani sadece kadınlar gele ...dediğimiz zaman biraz hani e, tabloyu da çok fazla e, şey gibi yok. kötü göstermiş gibi olabilir. Aslında sorunun başında söyledik yani e, bu hı hı. hani genelde erkek hı hı. kadın ama özelde biraz daha belki kadınlar daha evet, çok etkilendiği işte için. Evet kadınların şimdi dediğim gibi eğer karar mekanizmalarında... Ee, onu yönetici olarak hani olabilmesi için iş aile uyumu ile ilgili dengesini sağlarsanız onun evdeki ailedeki sorumluluklarını biraz rahatlatabilirseniz siz o zaman çocuğunu işte kreşe yetiştirmeye çalışan okula yetiştirmeye çalışan bir anne sabahın yedisinde mesaiye başlamak istemez. Sen o konuda eğer e, bu politikaları üretip rahatlatırsan yine aynı zamanda teşvik edersen Şimdi bizim öğretmenlik meslek kanunumuz çıktı biliyorsunuz ama yöneticilik hala bize ikinci görev olarak görülüyor. Sen okul müdürlüğünü ekstra bir ücret veya eş ekstra bir işte özü hakkı ayrıca bir diyelim ki kariyer basamağı olarak görürsen o zaman onlar da cazip olarak gelecektir. Şimdi biz sınavları mesela şu an işte kariyer basamakları, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi kariyer basamakları çıktı. C güzel bir kazanımdır bu aynı zamanda, ciddi bir kazanımdır. Ee, biz kariyerlerin ilerlemesi taraftarıyız. Bunun da geliştirmesi için işte ne gerekiyorsa onun yapılmasını söylüyoruz zaten. Ee, bir... şimdi i̇şte tam da söylediğiniz evet. gibi iş Hı -hı. aile uyumu o dengenin sağlanması gerekiyor. Hı -hı. O ince sınırın sağlanması gerekiyor. Evet. Ya mesela özellikle bir de desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor evet. burada. Şimdi yani... sen şimdi e, onun bakım ücreti mesela diyelim ki biz şunu istiyoruz. toplu sözleşme masalarında şunu söyledik. Dedi ki her kurumda bir kreş olsun. Çocuk annesiyle Hı -hı. büyüsün. Üç yaşına kadar çocuğun psikolojik ve kişilik gelişimi anneyle birlikte olur. Öyle gelişir. Siz de bir çalışma hayatının içindesiniz. Çocuklarımızın gelişimi için biz ne yapıyoruz? Eksik kalan tamamı bu sefer e, o çocuğu işte oyuncaklarla, şunlarla, birler, bunlarla yani tamamlayayım çalışma hayatını, derken. Çalışma iki yıl ücretsiz izine ayrılıyorsun ha, çocuğun de, iki he, üç yaşına gelene kadar. Nefisim olarak şunu söylüyoruz. Niye ücretsiz izin? Hı hı. Niye o izin ücretli değil? ve ücretli izinlerin sayısı Hayır, bir de geldiğinizde aynı Hı -hı. konumu da bulamıyorsunuz. İnsanlar çıkmış, ha. çıkmış oluyor. Siz yine aynı yerde sayıyorsunuz. Tabii bir de o da yani. var. İşte şimdi sen 8 Sayınmıyor önce 8 bile. sonra 16 haftalık bir doğum izni ücretli ama yeterli mi? Değil yani. Ne yapıyor arkadaşlarımız? Gidiyor rapor alıyor. Bir şeyler yapıyor. Şimdi bizde yine en azından iş güvencesi var. Geri işine gelebiliyorsun özel sektörde o da yok. Sen şimdi doğum izni ayrılıyorsun ve işte diyelim ki ücretsiz izni ayrılıyorsun. Sen geri aynı işine gelebilme şansın ne kadar var? Bu minimalde diyoruz ki işte bu politikalı, bunu onlarla ilgili politikalar geliştirirse ee, bizim de taleplerimiz toplu sözleşme masasında bunları iletiyoruz zaten. Geliştirilirse elbette ki karar mekanizmalarındaki kadın sayısı da artacaktır. Niye artmasın? Yani ya defanslar olur yani. O her yerde olur. Sadece cinsiyetçi bakmamak lazım. İstisnalar defanslara. da oluyor tabii evet. ki. Hı -hı. ya Özellikle mesela sadece aile birliği açısından bakıldığı zaman e, ayrılmış ailelerde de hani anne aslında babanın yükünü de alıyor evlatlarını alarak, merayetini alarak ya da yanında büyüterek. Hı -hı. Bu bağlamda da işte baba gidiyor hayatını yaşıyor. Yeni biriyle evleniyor. Bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla e, o kendi hayatını devam ettirirken kadın hem iş hayatını hem çocuk ve her şeyi tek başına yapmak zorunda olabiliyor. Hı hı. Yani buradan aslında o kadınlar noktasında da özellikle ayrılmış aileler noktasında da hı hı. bazı konularda yine destek e, yapılmasını ve teşvik edilmesi. Aile yani desteği zaten tabii. Biz şimdi hem... gerekiyor. Bu arada sonlarına geldik artık. Öyle programımızın, mi? Evet. Öyle mi? Ne, e, son dakikalardayız. O kadar hızlı geçti ki. Ya, yani ne, mümkün evet, olduğu kadar e, araya e, girmemeyiz. bir sohbetti. Hakikaten güzeldi. O yüzden nasıl geçtiğini anlayamadık. <laughs> evet. İnşallah hani biz ara ara birçok baş başlıklarınızı kullanalım şu eserlerinizle ilgili tabii, tabii ki güzel. her biri Hı -hı. farklı bir sohbet konusu Hı -hı. farklı bir program konusu inşallah bir gün kendi e, yerinize de gel gelerek orada çok, Sayın çok Genel Seviliriz. Başkanımızla çok da sizlerle de hem da. çalışmalarımız var ee, tabii. şeyi mesela geçen haftalar işte yakın zamanlarda Irak'taydık, Suriye'deydik işte hı hı. Senegal'deydik, Bahreyn'deydik hem onlarla ilgili bütün uluslararası alanda bütün kadın sendikacılarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Hem akademik çalışmalar yapıyoruz yani. hem üye sayımızı artırmaya çalışıyoruz hem de üyelerimize dokunuşlar yapıyoruz. Ciddi çalışmalar Yani inşallah bundan sonraki çalışmaları birlikte de hareket ederek i̇nşallah. yani yazılı ve görsel medyada da destekçimiz olarak da hı hı. her zaman yardımcı olmaya çalışırız. Hı hı. Özellikle bu konuyla ilgili şöyle evet. toparlayacak olursak benim belki de unuttuğum ya da çok unutmadım bir sürü şey var da hı hı. sizin özellikle vurgulamak istediğiniz evet, son olarak son, yani son son şunu diyebiliriz şunu, şu şu istersiniz? mobbing kısmını evet. dedik ya burada evet gerçekten mobbing ve şiddet hı hı. biz şiddet meselesine de kadına şiddeti elbette ki o gerçeğinden hareket var yok mu var ama biz şiddeti sadece cinsiyet merkezli bakılmasına karşıyız biz. Biz şiddete insan merkezli bakalım. Bizim kendi dinimizden, medeniyetimizden aldığımız referanslarımızla biz diyoruz ki şiddete, işte biz hayvana şiddete de karşıyız. E, yaşlıya şiddete de karşıyız. Doğru. Çocuğa şiddete de karşıyız. Biz insan merkezli olarak görüyoruz. Bu minimalde de başta kadına şiddet olmak üzere çalışma hayatındaki şiddete uğrayan herkes, mobbinge uğrayan herkes için biz diyoruz ki içinde sendika temsilcilerinin de olduğu mobbing birimleri kurulmalı diyoruz. Bu minvalde de biz toplu sözleşmede taleplerimizi ilettik. Her kurumda mobbing birimi olmalı ve o mobbing birimlerinin içinde de mutlaka sendika temsilcileri olacak. Ee, ve cezanın da kat kat artılması eğitimciye şiddet bizim yaptığımız açıklamalardan biri. Yine doktorlara herkese evet, genel şimdi, manada şiddet tabii, aslında. E şimdi okulda veli şiddetine maruz kalıyor, hastanelerde hasta ve hasta yakınla şiddetine maruz kalıyor. Bu onun için de şiddete uğrayan herkesin kadını ya da erkeği olmadan mücadele etmek lazım. Onun e, hem eğitimlerle de hem de cezalarının artılması gerektiğini düşünüyoruz. E, evet. sayın sayı Genel Başkan'ın sohbete doyum olmuyor. İnanın arkadaşlar da artık tamamdır, diyor. tamam tamamdır diyorlar, tamam diyorlar. Çünkü dediğim Hı -hı. gibi farklı zamanlarda farklı Farklı saatlerde i̇nşallah. farklı ortamlarda inşallah yepyeni programlarda buluşalım diyelim. İnşallah. Bu yoğunluk senin... içerisine zaman ayırdığınız için kendi Hı -hı. adıma, ekibim adına ve ekran başındaki izleyicilerimiz adına çok Hı -hı. teşekkür ediyorum. Hı -hı. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık, sözlerinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Biz de bizi ağırladığınız için çok memnun kaldık. Memur Sen Kadınlar Komisyonu olarak teşkilatımızın adına bize teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Çok sağ olun, sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz size. Sağ olun. Ekran başındaki sevgili izleyiciler, bugünkü programımız o kadar böyle hızlı ve akıcı, ev sohbeti tadında geçti ki zaman nasıl geçti anlayamadık. Bugün stüdyo Konumuz Memursan ve Eğitim Birsen Genel Merkez Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sevgili Sıdıka Aydın Hanımefendi'ydi. E, tam belki her şeyi konuşamadık ama en azından belirli noktalara değindiğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yepyeni konu ve konuklarla huzurunuzda olmak dileğiyle. Yüzünüzden gülücükler, güneyinizden sevgi ve muhabbet eksik olmasın. Esen kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.